Hepinize merhaba hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle harika bir model çalışacağız. Bu modelimiz bebek yeleklerinde, battaniyelerde, çanta yapımlarında veya şal yapımlarında kullanılabilecek çok amaçlı, çok da kolay bir model. Elimde Alize Diva Baby ipi var. İnce iplerle bu model daha güzel durur fakat kalın iplerle de modeli yapabilirsiniz. İsterseniz hemen başlamak istiyorum. Şöyle lila tonlarında bir ipim var. Tığ sepetimden şöyle 2 numaralı tığımı alıyorum. Şöyle ucu da şu şekilde ipime göre tığımı seçtim hanımlar ve başlamak istiyorum hemen. Arkadaşlar şu ipin markası bu Alize Diva Baby. Şimdi bir miktar zincir çekeceğiz. Sayısını söylemiyorum. Çünkü şal yapacaksanız, yelek yapacaksanız veya battaniye gibi, çanta gibi bir şey yapacaksanız bu sayılar, rakamlar, zincirler değişir. Ne kadar büyük yapmak istiyorsanız modelinizi ona göre bir sayıyla başlayın derim. Zincir sayınızdan bahsediyorum. Ben şöyle bir miktar örüp zincirimi hemen geliyorum. Hanımlar bir miktar şöyle ipimi çektim. Şu kadar, model anlatacak kadar ip şöyle yaptım arkadaşlar, şu kadar. Şimdi son yaptığım yerin üzerine şöyle tutuyorum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Başını bir kez doluyorum. Tuttuğum yere batıp buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Buraya böyle üçlü trabzan yaptım. Yan yana 2 trabzan oldu. Üzerine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kez doladım. Tığ battısında 3 tane atlıyorum. Pardon. 1, 2, 3'üncünün içinden giriyorum. 2 tane atlayıp. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Bu benim kenar trabzanım ve kenar boşluğum. Şimdi bundan sonrasında 5 zincir çekerek devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir kez doladım. Yine zincirlerden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimin içinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Şöyle trabzan yapıyorum. Üzerine tekrardan 5 zincir, 3, 4, 5. Bir kez başını aldım. Zincirlerimden arkadaşlar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içinden girdim. Buraya da böyle üçlü trabzan yapıyorum. Ama önce bir, sonra iki, sonra iki girdim. Tepeye yine 5 zincir, 3, 4, 5. Başını bir kez aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içinden giriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorsunuz kutucuklar yapmaya. Başlangıçta 3 zincirle kenar kutucuğu yaptıktan sonrasında arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam etmeniz gerekiyor. Bakın şu kısmı da böyle yapacaksınız. Ben hemen kamera arkasında şurayı tamamlayıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptım. Sayı, kutucuk sayısını şunu söylemek istiyorum. Başlangıçlar hep tek olacak. Şu kutuları dolduracağız ama bir tanesini doldurup bir tanesini doldurmayacağız. Bakın başlangıç kutusunu her zaman boş bırakacağız. O yüzden şöyle diyelim. Boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş şeklinde bitmesi lazım. Yani boş da başlayıp boş da bitmesi lazım. O yüzden başlangıç ve sonunu aynı olması için sayabilirsiniz bu şekilde. Kesinlikle ilk kutucuk boş olacak. Son da boş olacak. Ona göre dediğim gibi boş, dolu, boş, dolu, boş şeklinde ilerletip en sonu boş olarak bırakmanız gerek. Şimdi ben yaptığımda en sonu boş olması gerekiyor. Ben sona geldim. 3 tane şöyle zincir çekiyorum. Bu arada aralarda 5 zincir çekiyoruz. Başlangıçta ve sonda 3'er zincir çekiyoruz. Kapanış ve açılış kutucuklarını, baş ve son kutucuklarını 3 tane zincirle yapıyoruz. Aralar 5 zincirle olacak. 3 zincirimi çektim. Bir kez doladım. 1, 2, 3'üncüye batıyorum bu sefer. 5'inciye değil. Kaç zincir çektiysem ona batıyorum. 5 zincir ise 5'inciye, 3 zincir ise 3'üncüye batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Klasik trabzanımı yaptım. Bakın köşe kutucuğumu oluşturacağım şimdi. Oluşturdum. Yanına da köşe trabzanımı bir tanesini yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Hemen yanındaki zincirin içinden girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Şöyle 2 tane köşe trabzanımı ben oluşturmuş bulundum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3 zincirli üste geçip modelimizi tersine çeviriyoruz. Şurası kaldı. Burası sorun değil. Burayı sonra kesip
ilmekleri arada kaybedebilirsiniz. Şimdi üst sırayı geçiyoruz sizinle arkadaşlar. Trabzan yapmıştım. Bir kez doladım. Hemen şu diğer trabzanın da tepesine bir tane daha trabzan yapıyorum. Çünkü köşeler hep ikili trabzan şeklinde gitmesi gerekiyor bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Bakın şu ilk kutucuğa böyle bir sık iğnesiyle direkt battım, kapattım. Bir kez doluyorum. Şimdi bu kutucuğu bu şekilde arkadaşlar dolduracağım trabzan. Batıyorum. 6 tane trabzan yapacağım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir zincir çektim. Aralarda hep birer zincir yapıyoruz trabzanlarımızın. Bir zincir çektim. Battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir zincir çektim. Battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bakın. 2, 4, 5 tane trabzan oldu. 2, 4, 6 tane olmuş. Pardon. Aralarda hep trabzan yaptık. Direkt buradaki de batıyorum. Son trabzanı direkt buraya sabitliyorum. Yine bir kez doluyorum. Hiçbir şey yapmadan bir sonraki trabzana önce 1, sonra 2, sonra 2 diyorum. Araya bir zincir. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Araya bir zincir. Batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Araya bir zincir. 6 adet bu şekilde İlerleyeceğim hanımlar. Bir zincir, önce bir, sonra iki, sonraki. Bakıyorum 6 trabzan olmuş mu? 2, 4, 6. Son trabzanı direkt bir sonraki kısma batıyorum. Bir kez doluyorum ve sırada gelen bu trabzanı önce bir, sonra iki, sonra iki dedim. Araya bir zincir, bir kez doladım. Böyle yelpaze şeklinde trabzan yapacağım. Buraya bir zincir. Bu şekilde bu sırayı böyle devam ettireceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir zincir çektim araya. Tekrar aynı yuvaya battım. Bakın bu şekilde yaptım. Bir zincir tekrar aynı yuvaya battım. Bakın. 2, 4, 6 tane her bir trabzana yaptım. Görüyorsunuz siz de kızlar. Şöyle kamera ışık açımı ayarlayayım size. 6 tane trabzanımdan sonra bakın son kısma geldim. Şimdi bakın hanımlar bu şekilde yapmış bulundum. Son kısımdayım. 6 tane buraya da trabzan yapmıştım zaten. Görüyorsunuz 2, 4, 6. Son trabzanı direkt köşeye batıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşelerde ve başlarda bir zincir çekiyoruz. Diğer aralarda geçişlerde hiç zincir çekmiyoruz. Batarken. Bir kez doluyorum. Şimdi şu köşedeki iki tane trabzanımı oluşturacağım. Battım. İki. Pardon. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Bir kez doladım. Şuradakinin tepesindeki zincire batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki dedim. Bu şekilde köşe trabzanımı da ben kurdum. Üzerine yine 3 zincir çekiyorum. Diğer yüzüne dönüyorum. Şimdi bir üst sıraya geçtik. Üst sırada da ilk başta yaptığım şu delikli kısmın tekrarı olacak. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Üst sırada böyle. Yani iki sırada modelimiz kendini tekrarlıyor. Bundan sonrasında birinci sıraya döndük. Bir kez doladım. Bu baştaki trabzana, pardon, yanındaki trabzana batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle iki tane köşeler trabzan olacak demiştim ben size. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Başlarda 3 zincir çekiyorduk bu katta. Şu kısımda arkadaşlar nereye batacağımızı göstereceğim size. Alttan trabzan var. Bakın şu en sağdaki zaten en sondaki bu iki tanesini saymıyorum. Bu ayrı arkadaşlar. Bunlar şu çok özür dilerim. Şu iki tanesi şuraya bağlı olduğu için yani o tarafa doğru meyilli olduğu için burayı ilk ara sayıyorum. 1, 2. 2'ye battım. Üzerine şimdi 5 zincir çekebilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Başta sakın burada 5 zincir çekmeyin. Bundan sonra çekeceğiz 5 zinciri. Şimdi 1, 2. Buraya battım. Şimdi tekrar 5 zincir. 1, 2. 3, 4, 5. Şimdi bakın tekrar aynı başa döndük. Baştaki yelpazeye. Şu arayı 1 sayıyorum. Bakın şu ikisinin arasındayım. Şuraya 1, 2. 2'ye battım. Bu şekilde.
Tekrar 5 zincir, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2. İkinciye batıyorum. Bu şekilde bütün yelpazelerin tepesine batmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şuradaki ara, bak şu 2 tane trabzan saymıyorum. 1, 1, 2. 2'ye battım. Şimdi 1, 2, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyorum? Yine 1, 2 battım. Şimdi sona geldim. Bakın son kısma geldim. Burası nasıl oluyor? 3 zincir çekiyorum. Çünkü artık köşe trabzanımı atlayacağım. 3 zincirimi çektim. Ne yaptım? Şuradaki 2 tane trabzanımın ilkinin tepesinden şöyle bir girdim. Buraya üçlü bir trabzan yaptım. Bir kez doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesindeki zincire battım. Buraya da yine aynısından bir tane daha yaptım. Köşeler bu şekilde ilerliyor bakın. 3 zincir çekiyorum. Diğer tarafa döndüm. Şimdi bundan sonrası şu ilk sırayı yaptık. Şimdi şuradaki yelpazeli kısmı, buradaki boşluklara yelpazeli kısmı yapacağız. Bakın böyle boşluklar yaptık. Buradaki boşluklara şu kısmı yapacağız. Yelpazeyi. Hemen onu da göstereyim bu sırayı da. Bir kez doladım. Köşe trabzanlarımı asla unutmuyorum. İkili bir köşe trabzanı buraya muhakkak her seferinde inerken, çıkarken her seferinde yapacağım. Pardon, çıkarken, inerken inmiyoruz. Şimdi bakın köşe trabzanlarım aynen şekilde devam ediyor. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şu ilk kutucuk boş kalacaktı. Bir zincir çekip ilkine şöyle bir batarak başladım. 1, 2, 3. Ay çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İlkine battım. Bir kez dolayıp buradaki yuvanın içine girdim. Önce 1. Sonra 2, sonra 2. Araya 1 zincir. Bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Araya 1 zincir. Buraya altılı trabzanlardan oluşan yelpaze şeklinde bir model örüyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz videomun aşağı kısmında abone ol butona basmayı unutmayın. 2, 4, 6 trabzan oldu. Direkt bir sonra gelen kutucuğa battım. Bakın zaten görüyorsunuz, yelpazelerin üzerine yelpaze, kutuların üzerine boş, kutuların üzerine boş kutu geliyor. Şuradan da görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet, şu anda görüyorsunuz. Yelpazenin üzerine yelpaze, boş kutunun üzerine boş kutu geliyor. Bu kadar. Başka yapacağınız hiçbir şey yok hanımlar. Şimdi ne yapıyorum? Bir kez dolayıp sırada gelen kutuya battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Araya bir zincir. Bir kez doladım. Aynı yuvaya batıp buraya altılı bir yelpaze şekli oluşturuyorum. Bu şekilde. Tığımı çok sıkmak istemiyorum, ilmeklerimi. Çünkü alize diva ile yapıyorsanız sonrasında ütü falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ip ütülenebilir bir ip sanırım. Ben ütüledim. Daha önce denedim. Güzel oldu. Bakın şu şekilde sıra sonuna kadar aynı mantıkla ilerliyoruz. Ben şimdi sıra sonuna kadar gideyim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar sıra sonundaki bu kısmı yaptım. Bakın şuraya, şuradaki son kutucuğa batıyorum. Bir tane zinciri unutmuyorum. Çektim. Başını bir kez alıyorum. Köşe trabzanlarımın olduğu bu kısma batacağım ben şimdi. Şurasını düzenleyeyim bir. Evet, şimdi bir kez doladım. Bakın şu trabzanın tepesine batıyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir kez doladım. Bakın şu zincirin tepesine batıyorum. Önce bir, sonra iki. Bir, iki, üç zincir çektim. Başını bir kez doladım. Dönüyorum bakın. Hangi sıraya döndüm? İlk baştaki şu delikli sıraya döndüm. Ya da bir aradaki. Şu yanındaki trabzanın tepesine de batıp buraya da bir trabzan yapıyorum. Başlangıcım benim trabzanlı oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle burayı 1, ikinci kutucuğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, sırada gelen ilk kutucuk değil, hemen yanındakine batıyorum.
İkinci kutucuğa batıyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. 4, 5, bakın. Yelpazemizin, bakın sırada gelen yelpazemizin neresine batacağız diye kafanız karışıyorsa, bakın şu ilk iki tanesini şöyle ayırıyorum. Çünkü bu kutucuğa meyilli, buraya ait. Burayı bir kabul ediyorum. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Orayı sakın karıştırmayın. Bundan sonra yine 5 zincir. Ve yanındakini değil, bir sonraki ikinci kutucuğa batıyorum. Sonrasında yine 5 zincir gidiyor ve aynı işlemleri tekrardan yapıyoruz. Ben şimdi bunun tamamlanmış halini size göstermek istiyorum. Yani biraz daha örülmüş halini size göstermek istiyorum. Arkadaşlar, modelimizin biraz daha örülmüş hali bu şekilde. Ben bunu ütüledim de çok da güzel oldu. Dediğim gibi bebek yeleği yapabilirsiniz bu modelden. Ütülediğiniz zaman da bu ip ile çok da güzel bir görüntü oluşuyor böyle arkadaşlar. Yumuşacık, yani kırışmayan, böyle şey olmayan bir model. Güzel bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok da kolay bir yapımı var. Böyle arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle de gösterelim. Böyle daha güzel duruyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.